Dün güya müttefiklerin güvenliğini tehdit eden bir durum ortaya çıktığı için bölgeye gelenler bugün de terör örgütleri bahanesiyle aynı işgalin peşindeler. Dün buralara geldiklerinde yıllarca bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş kimi hainlerin özellikle desteğini yanlarında bulanlar bugün de benzer şekilde terör örgütleriyle al takke ver külah ilişkisi içindeler. Urfalılar bu haksızlığa dün de razı olmamıştı, bugün de razı olmuyor. Kardeşlerim, onun için de ne terör örgütleri ne de onları maske gibi kullananlar bu topraklarda karşılık bulmuyor, bulamayacak. Hazreti İdris'ten Hazreti Eyyub'e, Hazreti İbrahim'den Hazreti Elyasa'ya, Hazreti Şuayb'dan Hazreti Yakub'a, nice peygamberin yaşadığı bu güzel topraklarda teröristlerin kök salması mümkün değildir. Bunu kabullenemeyiz. Onun için çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Bugün de Urfa Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle hangi kökenden olursa olsun tüm vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, huzur içinde yaşadığı bir şehrimizdir. Bu bölmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Urfa'daki kardeşlik manzarası tüm Türkiye'ye örnek olacak. Öyle ki bu şehir sadece kendi sınırlarımız içindeki değil, Suriye'den gelen 500 bine yakın muhacire siz ensar oldunuz be. Ensar. Şu güzelliğe bak. Siz onlara kapılarınızı kapamadınız. Huzur ve güven içinde yaşadığı emin bir belde oldunuz. İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa'mızın hemen yanı başındaki toprakları da teröristlerden temizleyeceğiz. Fırat sınırından başlayıp Ceylanpınar'a kadar olan bölgeyi kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirdiğimizde buradaki sığınmacılar gönül huzuru içinde kendi evlerine döneceklerdir. Yıllar boyunca sınır güvenliğimizi ve kardeşlerimizin huzurlu geleceğini tesis etmesini beklediklerimizin bunun yerine tam tersine burnumuzun dibinde bir terör koridoru oluşturmasını herhalde seyredecek değiliz, değil mi? Bakınız, Suruç'un hemen karşısında bir yerde DAEŞ bahanesiyle ortalığı ayağa kaldırıp bölücü örgüte ne yaptılar? Zemin kazandırdılar. O bölgeden ülkemize çoğunluğu da Kürt kardeşlerimizden oluşan yüz binlerce kişi geldi. Misafirimiz oldu. Şimdi orada DAEŞ var mı? Yok. Ama bu gelen kardeşlerimizin çok büyük bir bölümü halen ülkemizde yaşamaya devam ediyor. Niçin? Çünkü dünkü DAEŞ'la bugün orada bulunan PYD arasında hiçbir fark yok. İkisi de terör örgütü. Her ikisi de eli kanlı katil sürüsü. Biri aziz dinimiz İslam'ı istismar ediyor DAEŞ. Diğeri Kürt kardeşlerimizi istismar ediyor. Hangisinin üstündeki yaldızı kazırsanız kazıyın, altından aynı surat, aynı kirli senaryo çıkıyor. Hatta dün DAEŞ saflarında savaşanların bir kısmının bugün bölücü terör örgütü kimliğiyle yine karşımıza çıktığını biliyoruz. Zaten
Rakka'da sıkıştırılan DAEŞ'lıların PYD ve onu destekleyen güçler eliyle başka bölgelere nakledildiğinden tüm dünyanın haberi var. Dün sizler de televizyonlarda işlemişsinizdir. Afrin'in bir köyünde bölücü teröristler, yaşları 65 ile 90 arasında değişen 4 masum köylüyü ellerini kollarını bağlayıp çevrelerine bombalı tuzaklar kurarak bırakıp gittiler. Askerlerimiz tarafından bulunan bu kardeşlerimiz güvenli bir şekilde oradan çıkartıldı ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Karşımızda işte böylesine insanlıktan nasibini almamış, masumların hayatları üzerinden kendilerine çıkar sağlamaya çalışan bir Nebbaslar grubu var. Buna rağmen Batı medyasının teröristleri bırakıp Türkiye'yi hedef alması da ayrı bir garabettir. Ne yapsalar boş. Kaderin üstünde bir kader vardır. Onun için bu iş ya olacak ya olacak. Bu arada olan Suriye'nin gerçek sahipleri olan Araplara, Kürtlere, Türkmenlere oluyor. Terör örgütlerinin ve rejimin cenderesi altında can veren, zulüm gören bu insanlara kimsenin dönüp baktığı yok. Buyur. Bir tane başlarında sözde başları var ya. Çekya'da şimdi ne oldu? Tutuklandı. Çekya'da tutuklandı. Temenni ederim ki Çekya bunu bize teslim eder. Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür. Dikkat ediniz. Her gün dünyanın pek çok yerinde zeytin dalı harekatımız konuşuluyor, eleştiriliyor. Ama bir günden bir güne gelip de samimi olarak Urfa'daki, Antep'teki, Hatay'daki, diğer şehirlerimizde Suriyeli kardeşlerimizin halini, hatırını soran yok. Hatta Avrupa Birliği ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz için kullanılmak üzere bize ne vaat etti? 6 milyar avro vaat etti. Ve bu mali yardımın şu ana kadar 6'da birini dahi yerine getirmedi. Dünyanın diğer ülkelerinden ve kurumlarından gelen yardımların toplamı da 600 milyon doları dahi bulmuyor. Türkiye 7 yılını geride bırakmak üzere olan bu sıkıntılı dönemde biz ne harcadık biliyor musunuz değerli kardeşlerim? 30 milyar dolar. Verirler vermezler hiç önemli değil. At denize, balık bilmezse Halik bilir. Bizim derdimiz bu. Veren el alan elden üstündür. Bizden başka bu fedakarlığı gösterebilen bir ülke yok. Batılı yardım kuruluşlarının dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttükleri yardım operasyonlarını, oralarda yaşanan rezaletleri de çok iyi biliyoruz. Eşrefi mahlukat, yani Allah'ın yarattığı en şerefli varlık olarak gördüğümüz İnsana hizmeti asli vazifemiz olarak kabul ediyoruz. Dikkat ederseniz Suriye'den ülkemize gelenleri genellikle misafirlerimiz olarak ifade ediyoruz. Hep söylüyorum, bizim gönül sınırlarımız ne dikenli tellerle, ne duvarlarla, ne gümrük kapılarıyla sınırlıdır. Onlar sadece ülkemizin resmi sınırlarıdır. Gönül sınırlarımızın ufku bunların çok ötesindedir. Üzüntülerimizi ve sevinçlerimizi paylaşırken resmi sınırlarımıza değil,
gönül sınırlarımıza bakarız. Suriye'deki kardeşlerimizin can güvenliği yokken, onuru ve namusu tehdit altındayken biz burada nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz? Kardeşlerimiz zulüm altında inim inim inlerken biz burada başımızı yastığa nasıl koyup rahatça uyuyabiliriz? Ne inancımız, ne de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerler bize böyle bir hakkı vermiyor. Onun için Elbap'tayız. Onun için Afrin'e doğru ilerliyoruz. Onun için Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz. Onun için tüm sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.